Abdurahman aka hozir nima ish qilyapsizlar? Hozircha shu uydamiz faqat. Karantingacha nima ish qilardingiz? Karantindan oldin shu natijni patrol qilardim. 23 martdan beriga hozircha ish qilmayapmiz. Chunki zakaz bo'lmayapti. Zakaz yo'q hozir shu ishlarimizga. Tirikchilik mashi o'zimizni hamyurtlarimiz bor. Shular hozircha yordam berib turibdi. Endi ular ham mana hozir karantin moq birinchidan keyin ular ham ish to'xtagan. Endi oylik olgan bizga jinda yordam qilib turibdi. Endi hozir bilmaymiz endi ular uchun endi hadi bulardan ana yordam so'rab olgani endi bo'lmayapti. 5 mart kuni patentni topshirib keluvdim. 6 aprel kuni patentim olib keldim. Endi shu patentni ham 20 aprelga to'laysan deyapti. Hozir ichida ishlamagan uchun imkoniyat yo'q endi shu patent to'lagan. Abdurahman aka ko'pincha xususiyda ishlayotganlarni ishi to'xtamagan. Qanday qilib ish to'xtadi sizlarda? Bizda xususida masalan hali o'zimizni strateglarimiz bor. Ruslar, o'zbeklar uyda remont qilganligini shuni patologini bizga aytadi. Telefon orqali zakaz qiladi. Biz borib qilib beramiz. Hozir u strateglarda o'ziga ham ish yo'q. Ularga telefon orqali telefon qilib turamiz har kuni. Lekin ulardan hozir ish bo'lmayapti, ish yo'q. Shunaqa gaplar. Patent topsiz, boshqa ish qidirib ko'rdingizmi bu ish to'xtagandan keyin? Internetlarga kirdim. Elektrasiyaga uchradim, durustchilik bo'yicha bor ekan, uchrasam yoshimiz aytyapti. Yoshingiz o'tib qoldi aka, 45, 47, 43. 40 yoshda bo'lsa olardim, dedi. Dokumentlarim bor edi, 2-3 yerga bordim. 45, 40, 40 yoshdan olar ekanda. 45, 47'lerde olmayız deyapti. Sizlar dedi, işlenmeyizler dedim. Ishlaymiz, harakat qilamiz, deb unamayapti. Hozir kvartira to'lash masalasi ham bor. Kvartira to'g'risida shu uyda egasiga aytsak, u aytyapti, to'lashasan deyapti. Kvartira pulini biz aytdik. Mana shunchadan beri shu uydagilar to'lab kelyapti. Hatto bir oyga qo'yib bersa, keyin joyga karantin tugab qolsa, ishlab qolsa, 2-3 mingdan qilib kvartiraning pulini beramiz. Shuni aytaylik, tushuntiraylik desa, u odam hozircha tushunmayapti. Endi 25 aprelda to'laymiz kvartiraning pulini. Endi shunga doir yana 1-2 maslahat qilamiz deb turibmiz. Hozir necha kishi turasizlar kvartirada? Hozir 8 kishi turamiz, bitta oilaviy bor. Hozir mana hamma hozir uyda bekar. Hech kim ishlamayapti. Biz ishlamayapmiz hozir. Hozir deylik bu oy amallab yetkazibsiz, qandaydir yo'lidan chiqib ketyapsizlar. Lekin bu karantin muddati uzayadigan bo'lsa, zaxirangiz qanchaga yetadi, qancha kun ko'ra olasiz yana? Bizda zaxira yo'q. Masalan, aytyapmiz, o'zimizni mana shu nimalarimiz yordam berib turibdi. Amallarimiz. Endi hadi bularga bu degani o'zimiz ham ana qilyapmiz. Endi ish qidiryapmiz. Bo'lmayapti. Hayron bo'lib turibmiz, nima qilsak, qanday yo'l topsak, shu ish bo'lsa ishlaysak desak, ish ham bo'lmayapti. Bu vaziyatdan chiqishga qanday yo'lini ko'rmoqchisiz? Endi shu birikta hamyurtlarimiz aytyapti, shu posolstvo shu yordam beradi deb internetlarga chiqdi, yordam ko'rsatarkan deb shuna dedi, lekin birikta nimalarimiz asosiga telefon qilsa, hattoki telefonni ham olmayapti. Endi men hali telefon qilganim yo'q bu to'g'risida. Nima deyolmayman. Endi oyda oxiriga davolanman, hali bir eplab bir kunimiz ko'ramiz. Keyin yo'yga nima bo'ladi shunga munosib turibmiz. Endi xudoyim bir yo'lga boshlab, ajoyibmas karantinlar yengillab qolsa bir hali kunlik ish topilib qolsa ishga tushib ketamiz deyapmiz. Siz ishlaydigan joyda necha kishi ishlar edi? Men bilan birga bitta akam ishlardi o'zimizni mahallamizdan. Bu akamdan endi menda shu bekor hozir. Qolgan sheriklar bor, ular birinchi, ikkinchi kundan ishini to'xtatdi ular. Ular
aldığınca işleyen yerden de pulları var için alışı başka kılıp bilmem. Şimdi bende hem pul var. Demin dokumenti tavsiye, patenti alıp koydum. Ülümden alıp aldım. Şimdi 20. April'e patentki pul töleş kere diye yaptı. Şimdi oynayan Türk ben. Patent tölemezse patent piyade diye yaptı. Öyle deyse tanış bir işlerden pul çıkmaya yaptı. Ne makul işti, boz katıp aldı. Uzbekistan'dan pul çakır olmayısınız. Uzbekistan'da şimdi özümü ailem, benim 5'te farzantım bu arada. Yine. Şimdi ben hazır özümü var. Benim farzantlarım öyle yapıyor günümde yine. Lazım özüm uyum gibi 50 dolar çıkarsa hareket edip ben. Benim Uzbekistan'da 5 defa zantım var. Ayağım kardeşle Farraç bunu işleydi. Özü aile gibi 570 gün aile yola. Birden bilmeyen hiç kaçı anlıyorsunuzla. Uyda ilgilerle yapılaşıp durup siz mi? Vaziyetinizi çöntürdünüz mü öyle ki? Şimdi ben üydeylerle etken bu. Ben üydeylerle vaziyetimi açsam benim daha bu olan hatırı oladı. Dedik bu vaziyet iki ayla çözüldüğün bu sene mi kalasız? Şimdi çünkü hayran bana düşünün. Azı bana 15.den başta bir de karantin kattı, buladı diye yaptı. Yani bir Moskva'nın bir çekeri yerine doğru bir iştahı, bir işgileri desin. Ucu taşkarıyan çıkarıştan arası yok bu kolat diye yaptı. Hayran olup kaldı yani. Bitti miyemez. Biz de maşı kvarteramızdayız ama şu çeker çeker civarları gibi bu arada Moskova'dan sağlı. Şehirden çetiroka çıkıp yine iş topu işleyemiz mi? Topu işte yolunu kılış gerek. Yani bu ahvalda otursak bura bizge yardan vermedi bura. Vermedi bana. Tereşçiliğimiz bu bir yolu bular. Fakat şu patentimizi töle alını bir anakılı verseyler. Ya bu bir ayı bir toktatı türüse yüzeyi yakışı bulamış ki. Yani bu bari patent töleydi ki onlar fazla oylanıp duruptu. Yani trikçilik diye eplerimiz. Hikmet ölünçüden o da olsa Roza. Roza tutacak. Arkada bunu bulamış. Fakat şu patentli töle oğlunu şu bir oluyor koyu verseler.